Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısında sahil kenarında kurulu Bitlis iline bağlı bir ilçedir. Şehrin isminin kökeni hakkında çeşitli rivayet ve söylentiler vardır. Ahlat, tarihi mezarlıklarıyla ön plana çıkan bir ilçedir. Ahlat'taki çekimlerimize Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'ı ziyaret ederek ilçeyi kendisinden dinledik. Göreve başladığımızda Ahlat'ta nüfusun büyük ekseriyetle göç niyetinde olduğunu ve burada yaşamanın güçlüklerinden bahsettiklerini, dar imkanlardan bahsettiklerini tespit ettik. Biz bu vesileyle de Ahlat gibi bu kadar muhteşem bir stratejik noktanın insanlar tarafından göç edilen anlayışın içerisinde yer almasına tahammül edemezdik ve bir an önce göçü durdurmak için üzerimize düşen çalışmayı başlattık. Ve netice itibariyle de değerli arkadaşlar, bu yıl itibariyle olan son TÜİK çalışmalarındaki nüfus artış oranında Bitlis vilayetinde toplam 1800 civarında bir artış var ki bunun 1200'ü Ahlat'tadır. Yani nüfusunu artık korumaya başlamış, gelişmeye başlamış, bu nokta güven vermeye başlamış, ümit olmaya başlamış bir kimlik kazandı. Burada neler yapıldı da bunlar gerçekleşti? Ahlat muhteşem bir turizm merkezi ama turizmle münasebetlerini koparmış bir yapıdaydı. Yeniden turizmle münasebetlerini tesis edecek çok sağlıklı bir çalışmayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi'nin Ahlat'ı himayelerine almasıyla başlayan süreci de değerlendirerek yeniden ortaya koyduk. Bu noktada yatırımlar yapılması için hukuki altyapıyı hazırladık, zemini hazırladık. Diğer taraftan endüstriyel anlamda geçmişte bu kadar nüfusu besleyen, 300 bin nüfusu besleyen bir Ahlat, bugün 20 bin nüfusu besleyemez bir acizliğe düşmüşse, o biz idarecilerin acizliğidir. Bu acziyeti ortadan kaldırmak için de özellikle imar alanında çok ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Endüstriyel anlamda Ahlat'ta yatırımlar olmaz inancını kırdık ve süratle de Ahlat'ta olabilecek endüstriyel yatırımlara yöneldik. Bunun haricinde tarımda çok dar bir alan içerisinde tarım faaliyetleri yürüten zihniyetten çok daha geniş, çok daha çeşitli ürünleri de yetiştirebilme niteliğine haiz olan topraklarımızı bir neticeye yönelmesini sağlayarak tarım alanında da faaliyetlerimizi genişletme şansını yakaladık. Kısacası burada yaşamanın dezavantaj değil, tam tersine avantaja dönüşeceği bir çalışmayı ortaya koymamız gerekiyordu. Bugün bu çalışma sadece sözde kalmamış, aynı zamanda turizmini, endüstrisini, altyapısını ve bununla beraber üst yapısını zenginleştireceğimiz, geliştireceğimiz bölgenin sadece Ahlat'a da değil, aynı zamanda vilayetlerimize yani Van, Muş ve Bitlis vilayetlerine de olumlu manada ticari, kültürel, turizm alanında zenginlik katacağı bir çalışmayı ortaya koyduk ve bunu projeye dönüştürdük. Asıl bizim işimiz bundan sonra başlıyor. Yatırımlar bundan sonra gelecektir.